Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu dersimizde Edit yani düzenleme menüsünde yer alan Lock Object Modes yani nesne kilitleme modları aracı ne işe yarıyor bunu öğreneceğiz. Daha önce Edit menüsünde yer alan araçlardan bahsetmiştim hatırlarsanız. Bu aracımız için de ayrı bir video oluşturmayı düşünüyordum. Gelin şimdi bu aracımız ne işe yarıyormuş bir öğrenelim. Küpümüzü seçip siliyoruz. Sahnemize bir tane küre nesnesi ekliyoruz. Ctrl 3 ile buna bir Subdivision Surface Modifier ekliyorum. Shade Smooth diyorum. Daha yumuşak gölgelendirmeye sahip olmasını istiyorum. Ardından Shift D ile bunu şöyle iki kere çoğaltıyorum. Bir kere daha çoğaltıyorum. Şimdi bu menümüzde Lock Object Modes diyor. Dikkat edin, Modes yani modlar. Şimdi modlar bölümü nerededir? Şu bölümde bakın Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Wave Paint ve Texture Paint olmak üzere. Eğer buradaki seçeneğimiz kilitli ise modlar arasında geçiş yapmamıza izin vermez. Şöyle bir örnekle gösterelim. İlk küremizi şöyle bir seçiyoruz. İsterseniz bunlara şöyle bir isimlendirme vereyim ben. Outliner bölümünde üzerine tıklıyoruz. F2'ye basıyoruz. İsimlendirme yapabiliriz. Küre 1, küre 2, küre 3. Tabii ki Türkçe karakterler kullanmak çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak örneklendirme için yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk küremize geçiyoruz. Ve ben burada bir mod değişikliği yapacağım. Örneğin Object Mode'dan burada Edit Mode'a geçiş yapıyorum. Ben istiyorum ki küre 1'de Edit moduna geçebildiğime göre diğerlerinde de Edit moduna geçebilmeliyim. Diğerlerini de seçebilmeliyim. Ancak bu geçiş pek mümkün değil. Outliner bölümüne geliyoruz. Küre 2'ye tıklıyoruz. Ve küre 3'e tıklıyoruz. Ve sol tarafta gözlemlediğimiz üzere buradaki küreleri herhangi bir şekilde seçemiyoruz. Çünkü bunlar mod değiştirmede kilitli haldeler. Çünkü Edit menüsünde Lock Object Mode şu anda aktif durumda. Tekrardan tab'a basıp Object moduna geçiş yapıyoruz. Şimdi Edit menüsüne gelip buradaki kilidi kaldırıyoruz. Ardından tekrar yukarıda Object Mode'dan Edit moduna geliyoruz. Artık bundan sonra diğer küreleri de rahatlıkla seçebiliriz ve onlarda da mod değişikliği yapabiliriz. Mesela sağ tarafta yine Outliner bölümüne geliyoruz. Küre 2'yi bu sefer seçebiliyoruz. Yani en azından seçim yapabiliyoruz. Ancak seçim yaptıktan sonra modunun Object Mode'da olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde küre 3'e geliyoruz. Bunun da Object Mode'da olduğunu görüyoruz. Küre 2'yi seçiyorum. Tab'a basıyorum. Ve bunun da artık edit modunda görüntülenmesini sağlıyorum. Mesela küre 3'e gelelim. Küre 3'ü seçelim. Bunu da örneğin sculpt modu alalım. Yani heykel moduna. Şimdi nesneler arasında şöyle bir geçiş yapalım. Bakın küre 1'e tıkladığım zaman her ikisini de beraber seçiyor. Çünkü iki mod da aynı edit modunda. Şimdi şöyle yapalım. Küre 3'ü seçelim. Bu küre 3'e biraz yaklaşalım. Bu da artık sculpt modda yani heykel modunda olduğu için bunun üzerinde heykel çalışmalarını çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Ama bu diğerleri üzerinde herhangi bir şekilde işe yaramayacaktır. Şimdi ben burada örneğin küre 2'yi seçiyorum. Bunu seçtikten sonra tab'a basıp tekrar tab'a basarsam sadece bunu seçmiş olurum. Gelin bunun modunu da değiştirelim. Edit moddan örneğin Vertex Paint'i alalım. Ya da Wave Paint'i alalım. Sonrasında bunun üzerinde de Wave Paint çalışmaları yapabiliriz. Bakın boyama yapıyorum şu anda. Tabi dilersen bunu yine değiştirebilirim. Texture Paint örneğin doku boyamayı alabilirim. Şu anda tabii ki doku boyama yapamam. Üzerine herhangi bir doku eklemediğim için. Diğer modlara da çok rahat bir şekilde geçiş yapabilirim. Yine buradan şöyle bir Wave Paint'e dönüyoruz. Bakın üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Küre 3'e geliyorum. Küre 3'te de heykel çalışmalarını çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Küre 1'e tıkladığımız zaman edit moduna geçelim. Tab'a basıp bu da artık edit moduna geçiş yapacaktır. Tekrardan sağ tarafta bakın. Küre 2'de Wave Paint modundayız. Küre 3'te heykel modundayız. Hangisine tıklarsanız o modlar arasında çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliriz. Bu geçişi yapabilmemizi sağlayan şey buradaki kilidi kaldırmaktır. Eğer ben buraya tekrardan bu kilit işaretini koyarsam modlar arasında geçiş yapamayacağım. Şimdi bakın küre 2'ye tıklıyorum, küre 3'e tıklıyorum herhangi bir geçiş yapamıyorum. Evet arkadaşlar demek ki nesne kilitleme modları böyle bir işe yarıyormuş. Nesnelerin modları arasında yani çalışma alanları arasında geçiş yapmamıza izin veriyormuş ya da bunlara kilit koyuyormuş. Sonraki Blender dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.